Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını değerlendireceğiz. Bugün saat 14.00'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve bunun piyasalara olabilecek etkilerini bu yayınımızda birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlar, faiz kararındaki beklenti 20 civarına çıkarılması. Bildiğiniz gibi şu anda faizler 17.5'da ve 17.5'tan piyasa beklentisi 20'ye çıkarılması yönünde. Şimdi faizler 20'ye çıkarılırsa bunun piyasaya etkisi ne olur? İşin açıkçası benim beklentim borsaya ve dolara bunun herhangi bir etkisinin olmayacağı yönündedir. Çünkü faiz meselesi enflasyon ile karşılaştırılırsa bir etki edebilir arkadaşlar. Şu an bizim ülkemizde yıl sonu enflasyon beklentisi 60 civarlarında, ancak bizim faizimiz 17.5 civarlarında ve biz neyi konuşuyoruz? Faizlerin 20'ye çıkarılıp çıkarılmayacağı veya 19'da tutulacak, 20'ye mi çıkarılacak, bunları konuşuyoruz. Yani faiz ile enflasyon arasındaki denge bozulduğundan dolayı ben faizlerin 20'ye de çıkarılsa bu miktarın enflasyonun neredeyse 3'te 1'i seviyesinde olması sebebiyle borsaya veya dolara herhangi bir etki etmeyeceğini düşünüyorum. Faizler sadece TL mevduatlarıyla alakalı bir hale gelmiştir. Yani faizlerin 20'ye çıkarılması ihtimalinde TL mevduatlarındaki hareketliliği artıracaktır. TL mevduat biraz da yukarı çıkmasına sebebiyet verecektir. Yani bankaların ve merkezin TL'ye faiz oranları biraz daha yükselecektir. Ancak borsaya herhangi bir etkisinin olmasını beklemiyorum. Dolara herhangi bir etkisinin olmasını da beklemiyorum. Bunun sebebini zaten söylüyorum. Faizler ile enflasyon oranları arasındaki denge çoktan şaşmıştır. Arada çok büyük bir makas farkı vardır. Dolayısıyla faiz enflasyon dengesi sağlanmadıkça enflasyonun altında vereceğiniz faizler de ne yapacaktır arkadaşlar? Piyasaları çok fazla etkilemeyecektir. Sadece TL mevduatlarını etkileyecektir. Dolara neden etki etmeyeceğine ilişkin düşüncemi de anlatayım arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz dolarda kontrollü bir kur hareketi var. Dolar kontrollü bir şekilde yükseltiliyor. Sert yükseldikten sonra tekrardan yataya alınıyor. Yataydan sonra belli bir süre gidiyor ve tekrardan pik hareketiyle bir üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Kontrollü bir kur hareketinin olduğu ekonomilerde faiz çok fazla doları etkilemeyecektir arkadaşlar. Zaten doların düşmesini isteyen bir yönetimde yoktur. Yabancıların giriş yapabilmesi için doların makul seviyelerde kalması lazım. Yabancılar Türkiye'de 25-26 TL'nin altında bir dolar kuru istemiyorlar. Yani dolarlarını TL'ye çevirmek suretiyle Türkiye'ye girmek istemiyorlar. Zaten doların 26 TL'nin üzerinde kaldığı durumlarda yabancıların bu bölgelerden satıp makul gördükleri TL'ye geçtiklerini biliyoruz ve TL ile borsaya yatırım yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla faiz kararlarının dolar TL'ye bu etkiden dolayı, kontrollü kur hareketinden dolayı etki edeceğini düşünmüyorum. Dolarda zaten çizmiş olduğumuz böyle bir çizim vardı arkadaşlar. Kanalımızın üstüne attık. Kanalımızın üstüne atmasıyla birlikte kanal teorimiz bize ne söylüyordu? Fiyatın bu aşağıda gördüğümüz bir kanal boyu kadar daha gitmesi gerekir diyordu ve üst kanal bölgemize, önemli bir direnç bölgemize yaklaştığımızı görüyoruz. Bu da yıl sonu itibariyle 29 TL'leri gösteriyor. Kısa vade içerisinde gelirse de 28 TL'lerin dolarda önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor. Şimdi dolardaki asıl mesele şudur arkadaşlar. Bu bölgenin eğer üzerine atarsak ve kalıcılık sağlarsak artık dolar TL'de bambaşka şeyler konuşmaya başlayacağız. Umarım dolar TL 28-29 bandının üzerine atmak suretiyle bir hareketlilik yapmaz. Onun üstüne atması halinde dolarda 31 TL'ler kaçınılmaz hale gelecektir ve kısa sürede oralarda dursa da uzun vadede ödemeler dengesi bozulacaktır. Yani ekonomi yönetiminin ödemeler dengesinin de bozulma ihtimali yüksektir. O yüzden kurun 28 ve yıl sonu itibariyle 29 TL'nin üzerine çıkmaması ve kontrollü bir şekilde yükseltildiği gibi kontrollü bir şekilde de düşürülmesi lazım arkadaşlar. Neden kontrollü düşürülmeden bahsediyorum? Çünkü sert hareketlilikler yabancı yatırımcıyı ürkütecektir. Sadece borsa anlamında değil, ülkeye gelebilecek büyük yatırımlar açısından da dolar TL'deki aşağı yukarı sert hareketler yabancı yatırımcının ülkeye gelişini engelleyecektir. Ayrıca ithalat yapan, ihracat yapan yatırımcıları da, yani içerideki kendi yatırımcılarımızı da zarara uğratacağından dolayı dolar TL'deki aşağı yukarı hareketliliğin anlaşılabilir ve makul olması lazım. Buralara kadar geldik. Önemli olan bu seviyelerin tutmasıdır. Şimdi bir de KKM meselesine gelelim arkadaşlar. Hafta sonu bildiğiniz gibi bir düzenleme geldi. KKM nedir? Kur korumalı mevduattır. Şimdi ekonomi yönetimi diyor ki biz kur korumalı
firmalı mevduattan diyor yeteri kadar diyor dolar topladık ve buna vermiş olduğumuz faizler çok yüksek ve biz bu işten yavaş yavaş kademeli olarak dönmek istiyoruz. Artık kur korumalı mevduat ile devam etmek istemiyoruz. Ancak dolar rezervlerimizde de eksilme olduğundan dolayı, sıkıntı olduğundan dolayı biz bu işten bir anda dönemiyoruz. Maliye yönetimi tarafından buna adım atmak istemiyoruz diyor. Siz diyor bankalara burada aslında görevi veriyor. Bankalara diyor ki siz yatırımcınızı çağırın. Kur korumalı mevduattan TL mevduatına geçmesi noktasında ikna edin. Siz bu iknayı yaparsanız ben de diyor size bazı ödüller veririm diyor. Merkez Bankası bunları bankalara söylüyor arkadaşlar. Ve kur korumalı mevduattan TL mevduatına bankaların yatırımcıları geçirmesini istiyor. Bu noktada da diyor faizleri daha yüksek verebilirsiniz. Vereceğiniz faizlerde diyor ben bir sınırlama yapmayacağım. Siz diyor daha yüksek faiz verin. Kur korumalı mevduatı TL'ye geçirin. Merkezin üzerindeki bu yük de yavaş yavaş azalsın diyor. Bununla alakalı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Bey'in yapmış olduğu bir açıklama var. Televizyonda bir açıklama yaptı arkadaşlar. Bunu izlemenizi öneririm. Kendisi de zaten bu konuda çok fazla bir çalışma yapmak istemediklerini, çok yüksek faizler vermek suretiyle kur korumalı mevduat yatırımcılarının TL'ye geçmesi noktasında teşvik etmek istemedikleri yönünde açıklaması oldu. Çünkü yüksek oranda faiz verilmesi bankanın karlılığını düşürecektir arkadaşlar. Bankalar da bu karlılığın düşmesini istemiyorlar. Yani yatırımcı kendisi kur korumalı mevduattan TL'ye geçecekse kendi isteğiyle geçecek ve aynı oranlarda geçecek. Yani TL mevduatına bankalar ne veriyorsa kur korumalı mevduattan o tarafa geçiş ile elinizdeki nakit parayla TL parayla alacağınız mevduat faiz oranlarının aynı olacağını söylüyorlar. Şu anda kur korumalı mevduatların faizleri 17,5'lara kadar düştüğü söylense de en son banka bilgilerine baktığımızda 26 kur korumalı mevduatın faiz oranları 29-30 civarında TL mevduat oranları olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kur korumalı mevduatta zaten insanlar elinde dolar tutmak istiyorlar ve doların da faizini almak istiyorlar. Bunu bir yatırım aracı olarak görüyorlar. TL'ye bu insanları teşvik edip geçirebilmek için TL'nin çok yüksek bir faiz vermesi lazım. Yani %26 faizi bırakıp da kur korumalı mevduattan çıkıp %30, %29 TL mevduatına ben insanların geçeceğini düşünmüyorum. Ancak onları teşvik edebilecek %35, %40, %45 gibi TL mevduatları verilirse ancak o zaman geçer insanlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla merkezin yapmış olduğu bu çalışma başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Faiz kararlarının da işte buralara etki edeceğini düşünüyorum. Genel olarak finansal piyasalarda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yayınlara ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmak suretiyle izleyin. Bu kanalı takip etmek kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.